Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci söz Mersin Milletvekili Perihan Koca'ya ait. Sayın Koca, buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Genel Kurulu tekrardan saygıyla selamlıyorum. Değerli Hazırun, dördüncü maddede kanun teklifine ilişkin görüşlerimi, fikirlerimi paylaştığım için izninizle bu maddede jet hızıyla meclisten geçirmek istediğiniz sokak hayvanlarını katletme yasası üzerine konuşmak istiyorum. Önce şuradan başlamak istiyorum değerli Hazırun. Günlerdir sokak hayvanlarıyla ilgili bir kanun teklifi, taslağı, planı her neyse hayalet gibi ortalarda dolaşıyor. Faşizmin inşasında karanlığı körüklemek için zaman zaman ısıtılıp ısıtılıp köpürtülerek gündemimize getirilen bir kanun teklifi aslında bu. O yüzden çok da yeni bir gündem maddesiyle karşı karşıya değiliz. Ama geçtiğimiz haftadan beri bu kanun taslağı ile ilgili herkes bir sürü şey söylüyor ve bir sürü kirli bilgi ortalarda dolanıyor. Ve iktidar temsilcilerinin verdiği demeçlere baktığımız üzere sözüm ona sivil toplumdan görüş alındığı ifade ediliyor. Ancak bakın şunu ifade etmek isterim. Ben ülkenin dört bir yanındaki hayvan hakları savunucularıyla, dernekleriyle, kurumlarıyla, doğa, yaşam ve ekoloji kurumlarıyla ilişki halindeyim. Ve dün biz DEM Parti grubu olarak hayvan hakları dernekleriyle birlikte bir toplantı aldık. Ne yapabileceğimizi birlikte konuştuk. Ve o toplantıda bir kez daha öğrendik ki aslında hiçbirinin, yani uzun yıllardır bu konuyla ilgili mücadele vermiş olan kurumların hiçbir şekilde fikri alınmamış, görüşü alınmamış, taslaktan bir haberler. Aynı şekilde Türkiye halkları da bir haberler. Yurttaşlarımız, toplum bir haber. Hatta ve hatta daha vahimini söylemek gerekirse bu parlamentonun da taslaktan hiçbir şekilde haberi yok. Muhalefet partilerinin bu taslaktan, bu plandan haberi yok. Komisyonlar bir haber. Gerçekten iktidar sadece kendine sakladığı gizli bilgilerle herhalde süreci yürütüyor ki bugün değerli Hazırun, hepiniz takip etmişsinizdir. İktidar grubu zaten oradaydı. Adalet Bakanı başta olmak üzere bakanlar bu kanun teklifiyle ilgili sorulara cevap verdiler ve kanun teklifi dediler ki meclise intikal etti. Dediler ki meclis komisyonlarına bu kanun teklifi tasarı geldi dediler. Ama biz hemen aslında bizlere haber vermeleri gerekirken, milletvekillerinin haber olması gerekirken komisyonların ve bakanlıkların peşinden koştuk biliyor musunuz? Çevre komisyonunu aradık, dedik ki nerede bu taslak? Dediler ki biz bilmiyoruz, bize gelen herhangi bir taslak, bilgi, belge yok. Aynı şekilde tarım komisyonunu, tarım köy işleri, orman komisyonunu aradık. Onlar da aynı şekilde bizim herhangi bir bilgimiz yok dediler. Gerçekten inanılır gibi bir şey değil. Parlamentonun nasıl noter makamlığına dönüştürdüğü, hani sizin yaptığınız gibi o el kaldır indir şeyine dönüştüğü, heylasına dönüştüğünü biz bir kez daha görmüş olduk. Garip biçimde bir teklif var ama ortada yok. Medyaya sızdırılan bilgilerden öğreniyoruz ki neymiş, sokak hayvanları sizin deyiminizle başıboş köpekler toplatılacaklarmış, barınaklara götürüleceklermiş, orada esaret altında tutulacaklarmış, 30 gün boyunca internet sitesinden katalog gibi bir süsü eşyası gibi sergileneceklermiş, beğenilenler sahiplenilecekmiş, sahiplenilmeyenler ise uyutulacakmış. Yani uyutmak nedir diye baktığımız zaman Bahçeli'nin söylediği gibi bir şey olmadığını görüyoruz. Uyutmak öyle Bahçeli'nin dediği gibi belli saatlerde siestaya yattıkları, sonra kalktıkları bir şey değil çünkü. Uyutmaktan kasıt öldürmek, uyutmaktan kasıt katletmek. Siz bunu kelime oyunlarıyla süsleyerek nazik bir şekilde, kibar bir şekilde yapmak istiyorsunuz ama katliamın naziği, kibarı, süslü cümlesi olmaz. Bu katliam olduğunu, bir cinayet olduğu gerçeğini değiştirmez, sizin ellerinizdeki kanı da silmez. Buradan bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir de yani utanmadan bu kanuna, bu katliam kanununa karşımıza geçmiş diyorsunuz ki hayvan haklarını koruma kanunu. Yani gerçekten el insaf diyorum, el insaf diyorum, başka da bir şey diyemiyorum. Çünkü resmen kana susamış şekilde siz kurban istiyorsunuz. Niye bu kurbanı istiyorsunuz? Çünkü faşizmi inşa etmeye ihtiyacınız var. Faşizmi inşa etmek için hayvan düşmanlığına ihtiyacınız var. Şiddete ihtiyacınız var, kine ihtiyacınız var, kana ihtiyacınız var. Bunun için de bu katliam yasasını geçirmek istiyorsunuz. Ama sormak istiyorum, gerçekten siz kimsiniz ya?
Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Ağzınızı açtığınız anda bize din diyorsunuz, iman diyorsunuz. Lafa gelince din, iman, masalları anlatıyorsunuz. Allah, kitap, peygamber sözleri sizin ağzınızdan düşmüyor. O kirli ağızlarınızdan, o kanlı ağızlarınızdan düşmüyor. Ama sizin vermediğiniz canı katletmeye kalkıyorsunuz. Sizde ne din kalmış, ne iman. Sayın Koca, lütfen tamamlayın. Sayın Koca. Evet, kamuoyu da duysun. Bir kez daha susturulan o cümleyi söyleyeyim. İktidar vekilleri, size söylüyorum. Sizde din kalmamış, iman kalmamış, insanlık kalmamış. Sizin secde ettiğiniz tek yer şahsım rejimi. Konuşma, konuşma. Haddini bil, konuşma. Otur yerine. Otur, otur. Siz saraya, holdinglere, patronlara itaat ediyorsunuz. Cana gelince, canlıya gelince katledelim, kurban verelim. Yok öyle. Cesaret alıyor. Bu erkekliğinizden cesaret alıyor. Belediyelerin bütçesine çökeceksiniz. Hayvanlar için ayrılan bütçeye çöke... Sayın Akbaşoğlu. Sayın Akbaşoğlu, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Şimdi terörle şunu ifade etmek isterim. Yani biraz evvel hakikaten kürsüdeki konuşmacıya cevap vermek bile aslında, onu muhatap olarak kabul etmek bile hakikaten bizim için bir zuldur. Sonuç itibariyle kendi sıfatlarını saydı sayın konuşmacı. Kendi sıfatlarını. O kadar. Bizim grubumuz hakikatin aynasıdır. Kendi sıfatlarıyla kendilerini baş başa bırakıyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Aynı mahiyetteki önergeler, Sayın Temel, buyurun. Sayın Başkan, konuşmacımız, vekilimiz aslında bir hakaret etmedi. Dolayısıyla hiçbir hakaret yok konuşmasında. Tutanaklar orada. Tutanaklar orada, hakaret yok. Sizin vicdansızlığınızla sizi yüzleştirdi. Sizin vicdansızlığınızla sizi yüzleştirdi. Sayın Grup Başkanı yanıt vermeyeceğim diyor ama o yanıt vermeyeceğim dediği cümlelerin arkasına hakaretlerini gizleyebiliyor. Bu hakaretleri kabul etmiyoruz, iade ediyoruz. Evet, değerli milletvekilleri. Evet, Sayın Akbaşoğlu, buyurun. Sayın Başkanım, her şey tutanaklarda belli ve milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Kimin hakaret ettiği, kiminse o hakaretleri kendine iade ettiği net bir şekilde ortadadır. Biz kendi sözlerini grubuna da kendisine de iade ediyoruz. Sayın Temelli, buyurun. Sayın Başkan, bak ben şimdi size neyi iade edeceğim biliyor musunuz? Allah'ın verdiği canı alma iradenizi iade edeceğim. Allah'a şirk koşuyorsunuz. Size iade ettiğimiz de budur. Peki, değerli milletvekilleri.